Değerli basın mensupları, Covid-19 salgını yeni zirvelere ulaşıyor maalesef. Salgında ikinci büyük dalgayı yaşıyoruz. Hükümetin güven vermeyen verileriyle bile günlük can kayıplarımızın sayısı 130'u aşmış durumda. Dün resmi rakamlarla Türkiye genelinde 139 yurttaşımızı kaybettiğimiz açıklandı. Hastalığın ilk dalgasında bu kadar yüksek vefat sayılarını görmemiştik. Bu vefat sayılarının buzdağının suyun üstündeki görünen kısmı olduğunu, suyun altında kalan kısmında ise çok daha vahim gelişmelerin yaşandığını biliyoruz. Resmi rakamlar 139 can kaybı var derken dün sadece İstanbul'da 189 yurttaşımızın salgın hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Durum kötü, hastanelerde yer bulmak çok zorlaştı. Torpil gerekiyor. Test yapmak zorlaştı. Bakan kabul etmiyordu ama test fiyatları bazı yerlerde fahiş boyutlara ulaştı. Şimdi bu, e, bu fiyat e, alınan bedellerin iadesi konuşuluyor. Filyasyon zincirleri kopuyor. Sağlık çalışanlarımız artık çok yoruldu. Üstüne üstlük mesleklerini icra ederken bulaşan bu hastalığın meslek hastalığı kapsamına alınmaması, özlük hakları ile ilgili vaatlerin tutulmaması yalnız bırakıldıklarını düşündürüyor. Sağlık çalışanlarımızın motivasyonu bozuluyor. Saray yeni bir takım kararlar aldı. Ama alınan kararları çözmek üç bilinmeyenli bir denklemi çözmekten çok daha zor. Kimin ne zaman sokağa çıkacağını anlamak için oldukça fazla bir uğraş gerekiyor kararları almakta zorluk çeken yurttaşlarımız, kararları anlamakta zorluk çeken yurttaşlarımıza ise idari para cezaları yağdırılıyor. Zaten salgında doğru düzgün destek vermedikleri milletimize bir de ceza yağdırıyorlar. Millet, millete bir acı reçete de buradan yazılıyor. Salgını yönetemeyen, milleti canıyla cüzdanı arasında sıkıştıran saray sayesinde salgında yeni slogan, maske, mesafe, ceza oldu. Tüm dünyada devletler yurttaşlarının evde kalmasını istiyor ama yitirilen gelirlerini telafi etmek için de vatandaşlarına destek musluklarını sonuna kadar açıyor. Siz sağlığınızı korumaya bakın, devletiniz size bakacak diyor. Oysa bizdeki beceriksiz saray hükümeti beş maskeyi bile dağıtamadı. Dokuz sarayda oturan bunlar Burnumuzun dibindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek için devletin beş uçağını kaldıran bunlar, bütçeden yandaşlarına, faiz baronlarına çil çil ödeme yapan bunlar, ama iş vatandaşa destek olmaya gelince vatandaşa IBAN numarası gönderip milletten para isteyen de bunlar. Milli gelirine göre G20 ülkeleri içinde yurttaşlarına en düşük gelir desteği veren hükümet şu anda Beştepe'deki sarayda oturuyor. Devlet ne için var? Tam da bugünler için var. Devlet kimsesizlerin kimsesidir. Hıfzı Sığa Kanunu'nun kapatma hükümlerine uyguluyorlar. Kapatma kararlarını buna göre alıyorlar. Ama bu kanunun kapattığın iş yerlerinin zararlarını tazmin et hükmünü görmezden geliyorlar. 40 yıldır vergi veren esnafa 40 gün bakamıyorlar. Dükkanını kapattıkları esnafa ya borç veriyorlar ya da borcunu, vergisini erteliyorlar. Ama o da faiziyle. Esnaf çalışmayan iş yerinin olmayan geliriyle bu borcu nasıl ödeyecek? Nasıl borcunun faizini ödeyecek bir de üstüne üstlük? Bize benzeyen ekonomiler içinde salgında en fazla borç veren iktidar bu iktidar. Bizim bizdeki hükümet. Çünkü üretim nedir, gelir nedir bilmiyorlar. Varsa borç yoksa faiz. Tek bildikleri bu. Salgın zaten en çok dar gelirliyi eziyor. Dar gelirler için doğrudan destekler hem az hem de yetersiz. Gıda ve temel ürünlerin fiyatları salgın dönemlerinde normalden çok daha fazla artıyor. Dar gelirli ailelerin satın alma gücü daha da düşüyor. Çocuklar yatağa aç giriyor. Bir nesli kaybetmemize yol açacak sağlığa ve eğitime erişme sorunları en çok bu yoksul kesimlerde yaşanıyor dar gelirli kesimlerin borçlanacak hali kalmadı. Salgında borca dayalı destekleri varsıllar alabiliyor. Çoğu da ihtiyaca değil yatlara katlara gidiyor. Ya da kasalarda döviz olarak duruyor. Bu gelir ve servet dağılımını daha da bozuyor. Saray milleti unutsa da, feryadını duymasa da, vatandaşın yaşadığı gerçekler bunlar. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bile Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 11,9ken gıda enflasyonu yüzde 16,5 olmuş. İşte diğer ülkeler bunu gördükleri için nakdi desteklere yükleniyorlar. Vatandaşlarının gelir ve ciro kayıplarını telafi ediyorlar. Borç vermiyorlar, destek veriyorlar. Yurttaşlarını salgında ezdirmiyorlar. Bu arada enflasyon demişken yıl sonu yaklaşıyor. Uyarıyoruz enflasyon rakamlarıyla oynayarak emekliye yine kumpas kurmayın. Kul hakkına girmeyin. Ne diyorlar? Yarım hekim candan eder, yarım hoca dinden eder. İşte bu kifayetsiz hükümet de salgında milletimizi hem canından hem de cüzdanından ediyor. İş yerlerini kapatırken esnafı ve milleti tek başına bırakıyor. Vatandaş zaten boğazına kadar borca batmış. Bir de pandemi pik yaptı diye iş yerlerini kapatıyorlar. Son kararlarla restoranlar, lokantalar, kafeler, kahvehane ve kıraathaneler, halı saha işletmeleri en az 369.804 iş yeri ya kısmen ya da tamamen kapandı. Okul servisleri yeniden durdu. Okul kantinleri yeniden kapandı. Komisi, garsonu, müzisyeni, valesi, şoförü yaklaşık 2 milyon çalışan bu karardan etkilendi. İşsiz kaldı. Salgının ilk dalgasında esnafa kamu bankaları eliyle düşük faizli kredi vermişlerdi. Şimdi mart ayında bu verilen kredilerin ödeme zamanı geliyor. İş yeri kapatılan esnafın gelir elde etme imkanı olmadığına göre ya işi bırakacak ya da borçlu borcu borçla kapatacak ya da bu borçlar yeniden yapılandırılacak hem de yüzde yirmiye dayanan fahiş faizlerle. O da krediyi bulabilirse. Artık hükümetin kredi verme imkanı yok. Kamu bankaları kredi musluklarını kapattı. Faizler düşükken müteahhitler ellerindeki konut stokunu eritti. Ama şimdi yeni konut projelerine başlayan yok. İpotekli konut satışları dibe vurdu. Dayanıklı tüketim mallarında düşük faizler nedeniyle talep öne çekildi. Orada da dış talep yani ihracat olmazsa içeriden yeni talep gelmesi çok zor. Yani istihdamı arttıracak nitelikli bir büyüme patikası maalesef ufukta görünmüyor. Bu kapanma kararı doğru mu? Salgını kontrol altına alabilmek, canımızı kurtarmak için elbette doğru. Ama bir şartı var. İnsanlarımızı canlarıyla cüzdanları arasına sıkıştırmayacaksınız. Bunun için esnafın ciro kayıplarını karşılayacaksınız. İşsiz kalan emekçilerin evine ekmek götürmesi için gelir kayıplarını öyle günde 39 lirayla falan değil, öyle 39 lira vererek değil, en az asgari ücret kadar bir gelir desteği vererek telafi edeceksiniz. E biz bunun için diyoruz ki gelin esnafı destekleme ve işsizliğe karşı korunma paketi ilan edelim. Faaliyetlerine ara verilen esnafların gelirini güvence altına alın. Bu kapsamda günlük cirosu itibariyle %30 kayba uğrayan esnafa aylık 2500 lira. %30 ila 50 arası kayba uğrayan esnafa aylık 3000 lira. %50 ve üzeri kayba uğrayan esnafa da aylık 3500 lira gelir koruma desteği verin. Bu tedbirleri biz söylemiyoruz. Tüm dünya uyguluyor. Gelin siz de uygulayın. Esnafa kira desteği verin. Esnafın vergi ve prim borçlarını faizsiz erteleyin. Salgının ilk dalgasında verdiğiniz vadesi gelen borçları faizsiz iki yıl süreyle erteleyin. Elektrik, su, doğalgaz faturalarının en az yarısını siz ödeyin. Esnaflarımızı ve emekçilerimizi korumak zorundayız. Yoksa 10 milyonu aşan işsizlerimizin sayısı daha da artacak. Gelir ve servet dağılımı daha da bozulacak. Yaşadığımız buhranın yakıcı, yakıcılığı çok daha fazla büyüyecek ve korkarım ekonomik krizle birlikte sosyal çöküş yaşanacak. Bir nesne mal olacak şekilde beşeri sermayemiz yıpranacak. Ama saray koalisyonu işin vahametinin farkında mı ne gezer? Ortaklardan birinin bulduğu çare askıda ekmek. Diğerinin bulduğu çare ise acı reçete. Bir de son zamanlarda etsiz köfte. Sarayın yandaş kanallarında artık etsiz köfte tarifleri veriyorlar kadar mı milletten koptunuz? Ne demişler? Millete verir talkını, kendileri yutar salkımı. Dokuz saraya sığmayan Erdoğan, Katarlı yayıncı şirketin vermek istemediği 300 milyon lirayı Türkiye Futbol Federasyonu'na hem de hiç kimseye sormadan verecekmiş. Ya kimin parasını kime veriyorsunuz? Nedir bu Katar aşkı Sayın Erdoğan? Millete gelince acı reçete, reçete Katarlı şirkete gelince hamiline yazılmış 300 milyon liralık peçete. 300 milyon lira az para mı? Bu parayla iş yerini kapattığınız 129 bin esnafımıza en azından bir asgari ücret kadar destek verirdiniz. Ama saray esnafının ama saray esnafın yüzünü güldürmek yerine Katar'ların yüzünü güldürmeyi tercih ediyor. Türkiye'nin tapusunu Katar'ın üstüne yapın olsun bitsin. Tank palet fabrikasını verdiniz. Kanal İstanbul'un etrafındaki tarım arazilerini arsaya çevirip Katar emirinin ailesine sattınız. Şimdi de 300 milyon lira veriyormuşsunuz. Koskoca ülkeyi ve kaynaklarını böyle parsel parsel daha ne kadar Katar'a peşkeş çekeceksiniz? Tabii ön teker nereye arka teker de oraya. İmam bunu yaparsa cemaat neler yapmaz. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin çiftçilerimize icra takibine başladığını bu gürsüden iki haftadır anlatmaktan dilimizde tüy bitti. Çiftçinin traktörünü, tarlasını şu salgın döneminde haz eden tarım kredi kooperatifleri oraya buraya sponsor olup çiftçilerden haz paraları dağıtıyor. Kooperatifin bir iştiraki Gaziantep Teknofest'te. Bir başka iştiraki ise birincilik futbol takımına sponsor oluyor. Yetmez icra davaları partili avukatlara veriliyor. İcra ile çiftçiden alınan araziler saray yandaşlarına peşkeş çekiliyor. Kooperatifler neden var? Bunlar çiftçiye kara günde yardım etmeyecekse ne zaman edecek? Bu kadar mı çiftçi düşmanısınız? Tarım Bakanı'nın adı var, kendi yok. Meclisten torba kanun geçti, bir tek çiftçinin borçları yapılandırılmadı. Arkadaşlarımız bu konuda çok sayıda kanun teklifi verdi. Çiftçinin borç faizini sıfırlayan, çiftçi borçlarının beş yılda tahsilini sağlayan bir kanun teklifimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekliyor. Bizim derdimiz bağcı dövmek değil. Çiftçilerimizin üzüm yemesini sağlamak. Gelin bu kanun teklifini hep beraber çıkaralım. Çiftçiye şu zor zamanda bir nefes aldıralım. Ondan sonra da elin çiftçisine muhtaç olmayalım. Değerli basın mensupları, saray iktidarı her alanda büyük bir sıkışmışlık içinde. Sağa dönüyor olmuyor, sola dönüyor olmuyor. Dün ak dediğine bugün kara, dün kara dediğine bugün ak diyor. Daha 2016'da Avrupa Birliği'ne hadi bakalım biz yolumuza gidiyoruz. Sen de yoluna git diyen kimdi? Erdoğan'dı. Peki bugün ne oldu da aynı Erdoğan kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz diyor. 2016, 2016'da Avrupa ile nişanı atan Erdoğan. Şimdi ama Avrupa'ya yeniden göz kırpmaya başladı. Neden? Çünkü tulumbada su bitti. Kasaya emanet ettiği damat kasayı boşalttı. İstifasını instalayıp kaçıp gitti. Şimdi sarayın kibirlisi tüm sorumluluğu damada yıkarak ekonomide beyaz bir sayfa açarım zannediyor. Ama bu o kadar kolay değil Sayın Erdoğan. Atadığınız bakanlar millete karşı değil, size karşı sorumlu. Atadığınız her bakanın eylem ve işlemlerinden de millete karşı siz sorumlusunuz. E zaten ekonominin sorumlusu benim ben diye hançeresini parçalayan da damadınız değildi sizdiniz. Sorumluluğu üzerinize aldığınız 2019'un ilk aylarında Merkez Bankası kasasında swap hariç 53,5 milyar dolar net döviz rezervi vardı. Ama damat görevi bıraktığında kasanın bakiyesi eksi 49 milyar dolara düştü. Yani kasayı emanet ettiğiniz damat kasanın dibini sıyırdı. Tek bir sent bırakmadı kasada. Üstüne de Merkez Bankası'nı piyasalara 49 milyar dolar borçlandırdı. Uzmanlar döviz rezervlerindeki kaybın 128 milyar dolara kadar ulaştığını hesaplıyorlar. Kaybolan bu 128 milyar doları tekrar yerine nasıl koyacaksınız? Soru bu. Bu beceriksizliğin ve görevi savsaklamanın telafisi milletin kaç yılını alacak? Bu 128 milyar doların hesabını millete kim nasıl verecek? Merkez Bankası'nın arka kapısından kamu bankaları eliyle bu 128 milyar dolar kimlere peşkeş çekildi? Bu dövizleri ucuza kimler kapattı? Hangi bürokratlar bu işlere aracılık etti? Bu işlerde görev alan, başrolde bulunan sorumsuz yetkililer kimler? Bunlar günü vakti saati geldiğinde mutlaka aydınlanacak. Biz Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla bu hafta kaybolan döviz rezervlerinin araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir önerge vereceğiz. Umarız hükümet de mensup partiler de bu önergemizi desteklerler. Ama şunu söyleyelim. Er geç tarih ve millet huzurunda bunun hesabını mutlaka soracağız. Bu arada damadın sağlık sorunları nedeniyle istifasını vermesinin üzerinden iki hafta geçti. Ama damat daha hala Türkiye Varlık Fonu'nda kayınpederinin vekili olarak oturmaya devam ediyor. Şu kararı Ticaret sicilindeki bu şeyi büyüttük. Burada işte. Hala da oturuyor. Ticaret sicili kaydında varlık fonuyla ilgili henüz bir değişiklik görünmüyor. Damadın varlığını Hazine ve Maliye Bakanlığı sayfalarında geriye doğru tamamen sildiler. Ama neden ve hangi gerekçeyle varlık fonunda başkan vekili olarak tutuyorlar? Bu nasıl bir devlet yönetimidir? Bu nasıl bir gayri ciddiliktir? Bunu soruyoruz. Bu kadar lakayt, lakaytlık kabile devletinde bile olmaz. Kasada para kalmadı. Sarayın kibirlisi hem içeriye hem dışarıya mavi boncuklar dağıtmaya başladı. O kadar hızlı U dönüşler yapıyor ki kimse hızına kıvraklığına yetişemiyor. Besleme kalemlerin, yandaş medyanın, beli kırılıyor yetişebilmek için. Beyefendi bir gün çıkıyor demokrasi, ekonomi ve hukukta reform seferberliği ilan ediyor. Ertesi gün yolumuz Avrupa Birliği yolu diyor. Yüksek istişare Kurulu üyelerini sahaya sürüyor. Yandaş medyada reform rüzgarları esiyor. Avrupa'ya ilanı aşklar ediliyor. Sonra aynı beyefendi çıkıyor. Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan diyor. Mafya artıklarının kullandığı ortağının arabasına atlayı veriyor. Hiç kimse boş hayallere kapılmasın. Mafya yoldaşlarıyla koalisyon ortaklığına soyunanların, mafya ile muhalefeti susturmaya yeltenenlerin, demokraside, hukukta, ekonomide reform seferberliği ilan etmelerine kimse inanmaz. 128 milyar döviz dolar döviz rezervinin nereye gittiğinin hesabını vermeyenlerin yapacağı reforma kimse güvenmez. Milletvekiline, milletin verdiği yetkiyi yargı, yargıya gasp ettiren, sonra da anayasayı ihlal eden bir anlayışa kimse inanmaz. Önce millete merak etme cebinden beş kuruş çıkmayacak deyip, sonra da tüyü bitmedik yetimin hakkını beş yandaşa peşkeş çeken bir zihniyet reform yapamaz. Dokuz sarayda oturup on sekiz uçakta gezenlerin yapacağı reformun, kendilerine değil de millete yarayacağına çocuklar bile inanmaz. Milleti unutanlara millet hiç inanmaz. Bu reform tülüatına kimse kanmaz. Artık bu cafcaflı sözler, senaryolar kabak tadı verdi. Bu reform laflarına sadece sıcak para baronları inanmış görünüp faizle, dövizle oynayarak milletin alını terini yağmaya girişir. Oysa zaman üretimi, verimliliği, ülkenin küresel piyasalarda yarışma gücünü arttıracak sosyal, siyasal ve ekonomik dönüşümleri gerçekleştirme zaman. Ancak bu şekilde yeni küresel düzenin sunduğu imkanlardan faydalanabiliriz. Ama damadın meclise sunduğu programı bütçeyi dahi değiştiremediler. Ne reformu? Herkes görüyor. Bu iktidar metal yorgunu. Formsuz formsuz. Formdan da çaptan da düşmüş. Form olmadan nasıl reform olacak? Bunu sadece biz demiyoruz. Sarayın Yüksek İstişare Kurulu üyeleri de söylüyor. Yargı reformu işi aşındı, heyecan uyandırmıyor diyor. Heyecanını kaybeden sadece sarayın kurulu üyeleri de değil. Ak Partili yurttaşlarımız da heyecanlarını inançlarını kaybetmiş. Artık il kongrelerinde salonlar formdan düşen Erdoğan'ı alkışlamıyor. Sarayın kibirlisi kendisini koronadan korumak için. Partililerine Vahdettin Sarayı'ndan videoyu video konferans aracılığıyla hitap ediyor. Ama sahada, salonlarda pandemi falan dinlemeden partililer dolduruluyor. O partililerden de çıt çıkmıyor. Erdoğan artık rica, minnet ve biraz da tehditle alkış toplayabiliyor. Ne güzel demiş Yahya ya Kemal. Artık demir alma günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Evet gemileriyle gemicikleriyle beraber artık gitmelerinin vakti yaklaşıyor. Millet ne yaptıklarını çok iyi görüyor. Notlarını veriyor. Sabırsızlıkla beklediği sandık önüne geldiğinde de onları evlerine gönderecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi başka so şimdi sorularınız varsa alayım. Efendim, Son Söz Gazetesi'nden Özgür Altın. Ee, geçtiğimiz günlerde Sayın Çeviköz'ün bir açıklaması olduğu S-400'lerle alakalı ve bunun e, milli bir mesele olduğu tepkisi yapıldı. Birinci sorum buydu. İkinci sorum da, yani bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? İkinci sorumda da, e, Sayın İbrahim Kalın bir açıklama yaptı ve dedi ki, Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı e, yapılan tehdide, tehditten dolayı dava açılmıştır. Mahkemeler bununla alakalı bir karar verecektir dedi. Bununla alakalı ne düşünüyorsunuz? Teşekkürler. Şimdi birinci sorunuza şöyle cevap vereyim. Genel Başkanımızın da benim de bu S400'lerle ilgili söylediklerimiz son derece açıktır ve partimizin resmi görüşünü yansıtır. Yani F35 meselesi NATO ile ilişkiler meselesi de evet önemlidir. Ama bu coğrafyada havuma sistemimizdeki açıklar kabul edilemez. Sistemin güçlendirilmesi ve bu kapsamda S-400'lerin alınması gereklidir diyen bizim genel başkanımız. Ama bir şey daha söyledik. Bu gidişle Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en pahalı, en modern hurdasına sahip olacak. iki buçuk milyarlık bir hurda. Aktive ederlerse ben kendilerini kutlayacağım. Aktive etmezlerse o parayı veren 83 milyonu verene 83 milyonun hakkını helal etmemesi gerekir diyen de bizim genel başkanımız. Bizim tavrımız bu konuda belli. Şunu açıkça söyleyeyim. Yani bundan hareketle bizleri mandacı vesayet bu tür suçlamalarda bulunuyorlar. Bize biz, bizim geçmişimizde ne manda var ne vesayet var. Bunların hepsini elinin tersiyle iten şanlı bir anti-emperyalist duruş var bu bizim partimizin genlerinde mevcut. Çok açık söyleyeyim. Vesayet falan bu lafları duyuyoruz. Ne vesayeti ya? Vesayet bizden çıkmaz. Vesayet kendilerini Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı ilan edenlerden çıkar. Vesayetin daniskası budur. Bu parti büyük bir önderin kurduğu partidir. Biz de onun neferleriyiz. Bizim Genlerimizde Anadolu ve Rumeli müdafiyesi hukuk cemiyeti var. Bizim biz kurtuluş savaşları meydanları kurtuluş savaşı meydanlarından neşet eden Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Nasıl bizim andacılıkla suçlayabilirsiniz ya? Bu konudaki görüşlerimiz son derece açık, seçik, bütün e, konularla ilgili Genel Başkanımız tarafından da benim tarafından da onun yani partinin görüşleri olarak, partinin sözcüsü olarak benim tarafımdan da tevil kaldırmayacak şekilde ifade edilmiştir. Şimdi ikinci sorduğunuz soruyu bir daha tekrar eder misiniz? Bu e, evet. Evet. Şimdi çok açık söyleyeyim. Yani önce e, dava açıldığına dair e, açıklamayı e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili yaptı. Hükümet Partisi'nin. Şimdi de İbrahim Kalın e, bu konuyla ilgili takip ediliyor. Biz şunu görmek istiyoruz. Ortada ana muhalefet partisine yönelik hakaretler ve tehdit vardır. Bu ne zaman sonuçlanacaktır bununla ilgili davalar? Bu son derece ciddidir. Bu tehdit aslında ana muhalefet partisine değil anayasal düzenedir. Dolayısıyla da bunun öyle açıldı dava şu oldu bu oldu değil. Bir an önce sonuçlanmasını bekliyoruz. Evet. Efendim bize yönlendirilen sorular var. İlk olarak Fox TV'nin sorusunu ileteceğim. Soru şöyle önce Adalet Bakanı'ndan ve Erdoğan'dan yargı reformu çıkışı geldi. Ardından Arınç'ın Demirtaş ve Kavala tahliye, tahliye edilmeli sözleri Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'da bir televizyon programında bunlar zaten yargı reformu içerisinde konuşulan konular dedi. Ancak bir gün sonra Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı vurgusuyla Arınç'a tepki gösterdi. Fitne ateşi yakılıyor dedi. Arınç'ın çıkışı, Kalın'ın açıklaması ve Erdoğan'ın tepkisi siz e, arka arkaya gelen bu açıklamaları nasıl yorumluyorsunuz? Yani şimdi anlaşılan Erdoğan ortağının nabzını tutarak ülkeyi yönetiyor. Deneme yanılma yöntemiyle ülke yönetilmez. Bütün bu açıklamalara baktığımız zaman iktidarın, hükümetin ciddi bir savrulma içinde olduğunu görüyoruz. Biraz önce ifade ettim. Bugün ak dediklerine yarın kara diyebiliyorlar. Ondan sonra yeniden ak diyebiliyorlar. Ne yaptıkları belli değil. Müthiş bir savrulma içindeler. Onun için biz de diyoruz ki bu iktidar metal yorgunudur bu hükümet. Bu hükümet artık form tutmaz. Bu hükümetin başı artık form tutmaz. Yapma yapmaları gereken bellidir. Efendim ulusal kanal tarafından yönlendirilen sorular var. Ulusal kanalın ilk sorusu şöyle. CHP'li İbrahim Kabaoğlu'nun Millet İttifakı üyeleriyle HDP'nin birlikte anayasa çalışması yaptığını söylediği yeni bir video ortaya çıktı. Sizin bu konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir? Bu konuyla ilgili açıklamalarımızı biz daha önce yaptık. Yani ben burada bu kürsüden bu süreci hangi partilerin katıldığını açık seçik anlattım. Şimdi şunu buradan çok net ifade edeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir mensubu Beka Vadisi'ne gidip terörist başıyla çiçek teatisinde bulunmamıştır. Evet. Efendim Ulusal Kanal'ın bir diğer sorusu da şöyle. Selahattin Demirtaş konusu Arınç'ın açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Demirtaş'ın serbest kalmasını mı istiyor? Bir de Bülent Arınç için AK Parti içindeki turva değerlendirmeleri var. Siz bu yoruma katılır mısınız? Değerlendirmeniz nedir? Şunu söyleyeyim bir kere bir partinin kendi içindeki e, işlerle ilgili açıklamalarla ilgili e, biz herhangi bir açıklamada bulunmayız. Bir başka partinin iç işlerine karışmamak bizim temel prensibimizdir. İkinci soruya böyle cevap vermiş olayım. Birinci soruya gelince, Cumhuriyet Halk Partisi haktan, hukuktan, adaletten yana olan bir partidir. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe uğrayan kim varsa biz onun hakkına, hukukuna sahip çıkarız. Biz zamanında muhtar bile olamaz dedikleri Tayyip Erdoğan'ın hukukuna da sahip çıktık. Biz onunla ilgili yasakların affettiril e, affedilmesi için gerekli şeyi verdik, desteği verdik. Kaldırılması için gerekli desteği verdik. Şimdi de Selahattin Demirtaş veya bir başka bir isim. İkide bir de mahkemeler Cezayı kaldırıyor, bir başka mahkeme bir fezleke düzenliyor, bir daha ceza veriyor. Yani ortada bir e, hukuksuzluk olduğu açık. Tekrarlıyorum, kim hukuksuzluğa, haksızlığa uğruyorsa biz ona sahip çıkarız. Kim olursa olsun. Siyasi görüşü bizim için önemli değildir. Yani siyasette benim görüşümde olanın hakkına, hukukuna sahip çıkacağım, benim görüşümde olmayan, hakkına, hukukuna sahip çıkmayacağız. Biz aynı görüşte olmasak da haksızlığa uğrayan siyasetçinin de vatandaşın da hakkına, hukukuna sahip çıkmaya devam edeceğiz. Efendim, KRT tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Libya açıklarında AB'nin İrini operasyon çerçevesinde Alman fırkateyni Türk bayraklı gemiyi durdurdu ve gemiye helikopterlerle asker indirerek arama yapıldı. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Bu son derece vahim bir gelişmedir. Uluslararası sularda bayrak devletinin izni olmadan gemiye çıkılmaz ticari bir gemi. Ne oldu ticaret serbestisi? Almanya ve Avrupa Birliği'nin yaptığı uluslararası hukuka aykırıdır. Nokta. Türkiye'den derhal özür dilenmelidir. Sıcak ama bir soruyu daha sormadan da geçemiyorum. Yani burası savaş bölgesi. Sıcak sularda seyrediyor burnumuzun da dibi. Bu gemiye neden devletimiz bir kor korvet koruması vermemiştir? Böyle şey mi olur yani? Gelecek orada benim gemimi benim iznim olmadan arayacaklar. Böyle bir şey olamaz. Bu konuyla ilgili olarak hükümet derhal kamuoyunu aydınlatmalıdır. Ayrıca dışarıda da gereğini yaptığına dair açıklamayı da bir an önce duymak istiyoruz. Burası öyle herhangi bir devlet değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Teşekkür ediyorum.